Çok aziz ve muhterem seyirciler, sizlerden gelen sorulardan ağırlık noktalarından birisi çevre konusuna eğilmemiz. Bugün de sizlere bu sohbetimizde çevreden söz edeceğiz. Allah Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre yeryüzünü insanların yaşamasına elverişli bir biçimde yaratmış bulunmaktadır. Bunu birçok ayetlerde görmekteyiz. İnsanların fiillerini Allah kimisini yasaklamış, kimisini teşvik etmiş, kimisini de serbest bırakmış. Yasakladığı fiiller haram diye biliniyor. İşlenirse günah kazanılıyor, hesabı veriliyor. Helal olan, teşvik edilenler farz deniliyor, emredilenler farz oluyor. İşlenirse sevap kazanılıyor, terk edilirse yine hesabı veriliyor. Bir de yapıp yapmamak bize bırakılmış fiiller var. Bunlara mubah fiiller diyoruz. İslam hukukunda genel kuraldır. İslam dininde genel prensiptir. Muhteşem bir prensiptir. Mubah fiiller, yani yapılması bize bırakılan, emredilmeyen, yasaklanmayan mubah fiillerin bile işlenmesi, yapılabilmesi başkalarına zarar vermemek kaydına tabidir. Yani biz bize tanınan bölgede mubah fiiller sahasında bile bir iş yaparken, bir şey söylerken, yerken, içerken başkalarına zarar vermemekle yükümlüyüz. Şimdi çevrede gezip dolaşmak peygamberimizin sünnetidir. Bizim hakkımızdır. Yasaklanmamıştır. Ama çevrede gezip dolaşırken, çevreyi kullanırken başkasına zarar vermemek zorundayız. İslam'ın genel prensibi budur. Buna uymak zorundayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevreyle ilgili birçok hadisi vardır. Bir kere bu hadislerden anlaşılıyor ki araziyi, çevreyi işlemeliyiz, bakımsız bırakmamalıyız, ağaçlandırmalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin arazi parçası, toprağı varsa orayı eksin, diksin. Eğer ekip dikmeye gücü yetmezse, bundan acizse Müslüman kardeşine orayı hediye versin, karşılıksız olarak o ekip diksin, kiraya vermesin. Eğer bunu yapamıyorsa, elinde tutacaksa tutsun. Bu son cümle öfkeyle söylenmiş, kahrına söylenmiş bir sözdür. Yani bir adamın arazisi var, ekmiyor, dikmiyor, ağaç dikmiyor, çiçek dikmiyor, çimen dikmiyor. Böyle bakımsız bırakmasını peygamberimiz kabul etmiyor. Eğer kendisinin eli ermiyorsa, zaman yoksa, bir Müslüman kardeşine git kardeşim şurasını sen ek, al, içine bak diyecek. Yeryüzü muattal, faydasız bırakılmayacak, ağaç dikilecek, bir şeyler ekilecek, dikilecek. İslam'da asıl budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ağaç dikmeyi öyle teşvik etmişler. Bakınız ne buyuruyor. Bir Müslüman bir ağaç dikse veya bir mesela patlıcan, biber gibi sebze dikse, ekse, bu ağaçtan, ağacın meyvesinden, bu dikilen asmadan veya işte sebzeden, meyvesinden bir kuş yese veya insan yese veya hayvan yese onun için sadaka olur buyurmuşlardır. Meyvesi olmayan ağaçlara gerek yok mu? Var. Meyvesi olmayan ağaçlar da sadaka sebebidir. Neden? Meyvesi olmayan bir ağacın dalında bir kuş tünese, sıcakta orada dinlense, ötse, o kuştan dolayı ağacı dikene sevap vardır. Sadaka etmiş gibi sevap kazanır. Keza gölgesinde hatta bir domuz yatsa kalksa, bir it, köpek yatsa kalksa o ağacı dikene sevap vardır. Hayvanlar, kurtlar, kuşlar dinlenseler gölgesinde sevap vardır. Yani ağaç, sebze, bitki ne olursa olsun yeryüzünü imar, ihya Müslümanın lehinedir. Sadakaya sebeptir. Müslüman peygamberinin bu sözlerine kulak verir ve araziyi, yeryüzünü yeşillendirir, ağaçlandırır, eker diker, imar eder. Gene peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleriyle sabittir. İnsanın doğduğu, yaşadığı çevreyi sevmesi sünnettir. Peygamberimizin isteği, arzusudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem putlara taban, birbirlerinin kanını emen, kuvvetliler zayıflar mallarını gasp eden o Mekkeli müşriklerin arasında
Bütün insanlar eşittir. Zulüm haramdır. Kimse kimsenin hakkına tecavüz edemez. Kuvvetin zayıfa üstünlüğü yoktur diye ortaya çıktığında ona çok işkence ettiler. Çok kötülükler ettiler. Peygamberimiz hiçbir zaman onlara beddua etmedi. Ve Allah'ım kavmin bilmiyor, onlara hidayet ver dedi, durdu. Biz de beddua etmekten çok insanlara hidayet vermesini Allah'tan isteyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle işte Müslümanlar yapılan işkenceye dayanamayacak boyutlara ulaşınca Allah'ın verdiği izin üzerine Mekke'den Medine'ye teşrif ettiler, hicret ettiler. Ayrılırken ki manzara muhteşem. Peygamberimizin doğduğu Mekke'den ayrılırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sevr mağarasından Mekke'ye doğru geçerken Mekke'nin kenarından gözleri dolu dolu yaşlı şekilde, ey Mekke, vallahi yeryüzünde en çok seni seviyorum. Senden daha çok sevdiğim bir yer yok. Ama kavmim beni çıkardılar. Çıkarmasalardı senden asla ayrılmazdım diyerek gözleri yaşlı ağlayarak ayrılmıştır. Yani bir insanın yaşadığı çevreyi, vatanını sevmesi sünnettir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevver'de İslam devleti kurup güçlendikten sonra Mekke'yi fethedip Mekke'ye girdiğinde doğduğu memleketi o kadar seviyor ki hemen secdeye kapanmış, gözyaşıyla şükür ya Rabbi doğduğum memlekete gene getirdin demiştir. Biz de elhamdülillah bizim insanımız da dışarıdan bir yerlerden gelince hemen toprağı öperiz. O güzel sünneti yaparız. Biz vatanımızı severiz. Vatanı sevmek Peygamberin bu güzel sünnetindendir. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu Mekke'yi haram kıldı. Yani ağacını kesmeyin, otunu yolmayın. Kendiliğinden biten ağacı Mekke'nin kesilmez. Kendiliğinden biten otu yolunmaz. Haramdır, yasak bölgedir. Diyor ki ben de diyor Medine'yi haram bölge ilan ettim. Medine'nin ağaçlarını kesmeyin, otlarını yolmayın, yeşil kalsın Medine. Bu çevrecilik değil de nedir? Evet, siz de Peygamber'in sünnetine uyun. Her bildiğiniz, tutunabildiğiniz yerde yeşillik yapın. Yeşillik sebebi olur. Ağaç dikin, çimen ekin, gül dikin, çiçek ekin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çölde bunu sağlamış. Allah Mekke'de bunu yapmış ve bize böyle yapın buyuruyor. Böylece işaret ediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'de yapmış bize peygamberimiz olarak, örneğimiz insan olarak böyle yapın diyor. Biz de nerede tutunursak, nerede yaşarsak, yerleşirsek hemen ilk işimiz bir ağaç dikmek olsun. Evet, şimdi ben Doğu'da 4 sene hizmet ettim, hatırlıyorum. Doğu insanı ağaçsızlığa alışmış, devlet oralara gidiyor, ağaç dikiyor, masraflar ediyor. Koyun güdeceğim, keçi güdeceğim diye geceler gidip o ağaçları milyarlarca lira harcanak yapılan fidanları kesiyorlar. Yanlış beyefendi. Her şeyden evvel dine uymaz. Dine uymaz. Yanlış Müslüman kardeşim. Ağaç köklenmez. Evet, yeryüzünde her şey Müslümanların emrine verilmiştir. İhtiyacımızı karşılayacağız. İhtiyacımız varsa. Senin başka yerlerde koyunun gütme imkanı varken, şuralara ağaç dikilmesi, ağaç dikilebilecek yerler var, dikilemeyecek yerler var. Taşta ağaç olmuyor, çimen olmuyor. Oralarda baharın, yağmurların olduğu zaman da kayanın üstünde bile ot oluyor. Oralara götür, dağlara götür, ağaçların, bitkilerin olmayacağı yerlere, bazı böyle hani insanlara yaraşlı demek istiyorum, verimli bitki olmayacak yerler var. Orada ot oluyor. Oralarda hayvanını bu devletin masraf yaparak ektiği, diktiği ağaçları kesme. Çevreni yeşillendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bu. İnsan bulunduğu yeri ağaçlandırmalı. Efendimizin adeti bu. Medine'de bunu yaparak bize örnek olmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi günümüzde şu anlarda her taraf yangın haberiyle dolup taşıyor. Evet, adı Ahmet Mustafa. Ben de araba kullanıyorum. Arabayla otobüsle bir yere gidiyorum. Geçerken bakıyorum. Mesela İstanbul'da belediye bir ton masraf etmiş, para dışarıdan fidan ithal etmiş, yeşillendirmiş, bir sürü işçi parası vermiş, yolun kenarına fidan dikmiş. Bizim kamyon şoförü ağzına sigarayı, halbuki kamyonda orada sigaralık var. Bir kere sigara içmek berbat bir şey ya. Çünkü Amerika'da tüm bilim adamları sigaranın eroin gibi zehir olduğunu tescil ettiler. İçiyor şimdi sigarayı, bir günah. Ondan sonra da önündeki sigaralıkta söndüreceğine yaz günü diye camı açmış.
Arkasından atıyor kenara. Otlar yanıyor. O güzelim fidanlar yanıyor. Şimdi bu adam katil değil mi? Kur'an-ı Kerim'de ayette sabittir. Yeryüzündeki her ağaç, her yeşil ot Allah der. Evet, Kur'an-ı Kerim'de sayısız ayetlerle sabittir. Her şey Allah diyor. Her bitki Allah diyor. Ağaç, yeşil ağaç Allah deyip dururken sen sigarayla onu yakıyorsun. Ve herhangi bir tedbirsizlik onu yakıyorsun. Allah diyen dili susturuyorsun. Hesabını vermeyecek misin? Allah diyen dil kesilir mi? Yakılır mı? Allah'ın müsaade ettiği ölçüde ihtiyacımız var. Ev yapacak, şu yapacak. Tamam ama sigara ihtiyaç değil, zararlı. Sigarayı dışarı atmak ihtiyaç değil, mecburi değil. Niye için yakıyorsun? Neden tedbirsizlik ediyorsun? Ondan sonra da ölüyorsun, önümüze konuyorsun. Nasıl bilirsiniz? Ben sana nasıl bileyim? Şu kadar ormanı yaktı mı diyeyim? Bunların hesabını sen nasıl vereceksin? Evet, ben bunu falanca hatır için, filanca hatır için söylemiyorum. Bir Müslümana dinimizin esasları budur diye hatırlatmak istiyorum. Yangın çıkarmak, ağaç kesmek, yangın çıkarmak nerede? İhtiyaç sebebi midir? Mecburi midir? Nerede yeri var? Kesinlikle yanlıştır, günahtır. İhtiyaç dışında ağaç kesmek de keza caiz değildir. İhtiyacını da getirip şeyi var, usulü var, başvuruyorsun, sana veriyorlar. Köylülere ucuz ucuz veriyorlar, usulüne göre kesiyorlar. Ağaçsız kalmıyor memleket. Şimdi bir başka yönü var. Toprak temizleyici maddedir. Bir pislik üzerine bassanız, toprakta böyle 40 adım yürüseniz veya toprağa ayakkabını sürtseniz o ayakkabıyla namaz kılınır. Gerçi namaz kılan ayakkabıyı çıkarmak edeptendir ama kılsanız namaz geçersiz olmaz. Temiz olduktan sonra. Temizleme usulü de cenaze namazlarında ayakkabıyla kılıyorsunuz biliyorsunuz. Halbuki pis ayakkabıyla namaz kılınmaz. Cenaze namazları namazdır. Pislikle kılınmaz. Ama ayakkabını nasıl kılıyorsun? Sokakta yürüdüğün için toprak senin ayakkabını temizliyor da ondan. Toprak temizleme vasıtasıdır. Ölen adamı toprağa gömmesek kokusunu kim kaybedecek? O pislikleri toprağa gömmesek, o müthiş mikropları toprağa gömüyorlar. Toprak olmasa bizi kim temizleyecek? Hastalıkları kim önleyecek? Ağaç dikmezseniz, ağaç yetiştirmezseniz topraklar denize akıp gidiyor. Toprak kalmıyor. Kaya ölü gömülür mü? Toprağa gömülür. Kayanın neresine ölünüzü gömeceksiniz? Nerede ayakkabını silecek toprak olacaksın? Canım daha var. Ama sen var ama senden sonra daha dünya kıyamete kadar devam edeceğine göre başka insanlar da burada yaşayacak. Onların da yaşaması için biz de düşüneceğiz. Görevimiz bu. Sadece biz değiliz de dünyada. Bizden sonra da insanlık gelecek. Onun için ağaçları bu bakımdan da kesmeyeceğiz. Toprağın kaybını önlemek için. Toprak temizleme vasıtasıdır. Karın doyurma yeridir. Toprak olmasa nereden doyacağız? Nerede barınacağız? Evet, nerede hayvanlar barınacak? Onun için bu açıdan da toprağı korumak maksadıyla ağaç dikeceğiz. Ayrıca arz ettiğim gibi Allah dediği için tesbihe sebep olacağımız için ağaç dikeceğiz. Konan kuştan, altında dinlenen hayvandan, insandan sevap kazanacağımız için ağaç dikeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu teşvik ettiği gibi çevreyi yangına karşı korumayı da emretmiş. Ne diyor Efendimiz bak. Ağliku ebuvâbeküm ve hammiru âniyeteküm ve tfavu surucaküm. Kapılarınızı kapatınız. Evet, İslam bu işte. Evinin kapısını açmış. Ondan sonra hırsız oldu. Hırsızlık oldu. Polis yetiş. Sen tedbirini almamışsın. Polis ne yapsın sana? Dini emri kapını kapatacaksın. Kilitleyeceksin. İşte Efendimiz sonra kapkacak koymuş, yemek koymuş, süt koymuş, su koymuş, içine pis şeyler düşmüş. Halbuki ne diyor Efendimiz? Su kaplarınızla örtünüz diyor. Dolap sünnettir işte bak. Dolap şimdi koyuyorsunuz, kapını kapatıyorsunuz. Keşke dolabı biz bulsaydık, Müslüman bulsaydı. Başkası buldu, oradan aldık. Biz bulmamız gerekirdi. Çünkü kaplarınızı örtünüz, o demek işte. Dolap yapın demek. Ve kandillerinizi, ışığınızı söndürünüz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Suruç, sirac, kandiller demek. Elektriği söndür. Kızar, yangın çıkar. Orman yanar. Gidiyorsunuz gezmeye. Gezmek sünnet. Tamam doğru da yedin içtin söndür. Ateşini söndür işte bak. Ateşini söndürdü. Söndürmüyorsun. Bırakıp gidiyorsun. Koca orman yanıyor. Milyarlarca, trilyonlarca para heba oluyor. Ayrıca havayı temizleyen o ağaçlar temizlemez oluyor. Astımlılar, ciğerinden şundan bundan hasta olan adamlar
öksürüp duruyorlar, nefes darlığı çekiyorlar. Bunların sebebi kim? Ağacı kesen, ağacı yakan sorumlusu sensin. Kim yaptıysa biz bunları düşüneceğiz. Biz Müslümanız. Yalnız kendimizi değil tüm insanları düşüneceğiz. Güzel peygamberimizin bu emrini yerine getireceğiz. Ateşi söndürün diyor. Evet, su kaplarınız ağzını kapatınız diyor. Çünkü şeytan kapılı kapıyı açamaz. Örtülü kabının içine pislik yapamaz. Oraya yol bulamaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca güzel peygamberimiz bak bize tarif ediyor bir de. Yani birisi gelip orayı karıştırmasa bile hayvanlar gelir, fare gelir. Ateşi söndürmezseniz ateşin kenarından mısmıslarken oradan bir kıvılcım alır götürür otları yakar. Evet otları yakar. İçki içen kardeşim. Evet kardeşim diyorum. Evet içki içen kardeşim. İçki içtikten sonra şurada burada haram ya hesabını vereceksin ya. Onu bilahare konuşalım. İçki içtikten sonra ikinci bir suç. Şişeyi kırıyor oraya sarhoş kafayla çarpıyor şeye taşa. O cam da sıcak havada zaten her taraf 40-50 derece sıcak. Mercek vazifesi görüyor, otları tutuşturuyor. Bütün otların, ağaçların katili bitmedi. Ağaçların, otların arasında canlılar var. Canlıları yakmak Allah'a mahsus. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gittiğiniz zaman öldürün ama diyor, düşmanı yakmayın diyor. Yakmak Allah'a mahsustur. Sen Allah mısın da o böcekleri yakıyorsun beyefendi? Sarhoş herif. Evet bunların hesabını biz vereceğiz. Adımız Ahmet, Mehmet. Bunları düşüneceğiz. Biz Müslümanız. Düşünmeden edemeyiz. Allah'ın emirlerini hesaba katacağız. Böyle şişe filan kırmayacağız. İçmeyeceğiz. Sarhoş kafayla yangın çıkarmayacağız. Ve eğer böyle ormana şura böyle gitmişsek yangın efendim ateşi söndürün. Her şeyinizi tertipli, düzenli görünüz yapın. Yoksa hayvanlar da diyor böcekler gelir tutuşturur ormanı yakar. Sahih hadislerdir efendim. Kaynaklarını arz edebilirim soranlara, yazabilirim. Evet. Anneler, kızlarınıza, çocuklarınıza öğrettiniz. Kapları, yemek kaplarını, su kaplarını kapatmayı öğrensinler. Bu sünnettir. Eskiden Anadolu'da sofra sini üzerine yemekler konur öyle yenirdi. Sinileri kapatırdı annelerimiz. Çünkü o zaman buzdolabı yoktu. Başka dolaplar yoktu. Fakirdi halk. Evet sinileri kapatmak sünnettir. Yemek kaplarını ağzını kapamak sünnettir. Bunları kızlarınıza oğlanıza öğretiniz. Sünnet peygamberin emrini yerine getiriniz. Çevre kirletilmez. Peygamberimizin açık emridir. Pis bırakılmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor bakınız. İçerisinde pislik olan, süprüntü olan evde bereket olmaz. Evet, ev temiz olmalı. Mümin temiz, içi temiz, dışı temiz, evi temiz olmalı. Yeryüzü temiz olmalı. Çünkü camidir, yeryüzü müminin camisidir. Her tarafta namaz kılınır. Pislik yerde namaz kılınır mı? Yeryüzü temiz olmalı. Ev temiz olmalı. Pis evde bereket olmaz buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Efendimiz açık söylüyor. Allah temizdir. Temizi sever. Allah güzeldir, güzeli sever. Kerimdir, kerameti sever. Cömertliği sever. Bol bol vermeyi sever. Öyleyse fenazzifu efniyeteküm. Çevrenizi, evinizin bahçesini, avlunuzu, sokaklarınızı aynen peygamberimizin sözüdür. Fenazzifu efniyeteküm. Sokakları, avlunuzu temiz tutunuz, temizleyiniz. Herkes evinin önünü temizlerse, sokağını temizlerse şehir pis olur mu? Müslüman şehri böyle olmalıdır. Müslümanlığımız sokaktan, elbisemizden, evimizden anlaşılmalıdır. Peygamberimiz böyle istiyor. Biz o güzel peygambere kulak verelim. Onun ümmeti olmak şerefiyle gurur duyalım. Yaşamakla da gurur duyalım. Yaşayarak da gurur duyalım. Onu örnek alalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sümkürmeyin, o da var. Tükürmeyin. İnsanlara zarar vermeyin, eziyet vermeyin. Mümine eziyet vermek haramdır diyor. Sümkürüyor adam, eziyet değil mi bu? Başkasının mesela pislik her iyi yapılmaz. Çünkü hayvanlar da otu yiyecek. Zarar vermektir. Bunları hep düşüneceğiz. Ve başkasının yaptığı temizlikleri örteceğiz. Tükürmüşse kapatacağız.
Diken atmışsa kenara koyacağız. Çevreyi temiz tutacağız. Ve insanların yaşamasını elverişli tutacağız. Aksi halde insanlara eziyet sebebi olduğumuzdan lanet sebebi olacak. Başımıza lanet yağacak. Biz böyle olmamalıyız. İnsanlara iyilik sebebi olmalıyız. Allah'ın ve Resulü'nün sevdiği güzel, temiz, mümin olmalıyız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın aziz seyirciler.